Esselamu aleyküm canım çocuklar. Evet, Filistin'de neler olduğunu çok üzülerek de olsa öğrendik. Peki olanlar neden oluyor? Neden Kudüs'ü işgal ediyorlar? Şimdi bir de bunu öğrenelim. Biz zulme sessiz kalmak istemiyoruz. Bunun için çabalıyoruz ama bunun da ötesinde Kudüs bizim için de neden bu kadar önemli? Hadi bunları konuşalım. Peki namaz kılıyoruz. Namaz kılarken nereye doğru döneriz? Kıble. Kıblemiz neresi? Kâbe'miz. Kalbimizin incisi Mekke'de. Dünyanın ilk ibadet yeri, ta ilk insan Hazreti Adem peygamberden beri. Peki Kâbe kıblemiz olarak belirlenmeden önce nereye yönelerek namazlarını kılıyorlarmış Peygamber Efendimiz ve ashabı, bunu biliyor musunuz? Evet, tabii ki ya. Mescid-i Aksa'ya. Mescid-i Aksa nerede? Kudüs'te. Mescid-i Aksa dünya üzerinde inşa edilen ikinci mabet. İlki Kâbe, ikincisi Mescid-i Aksa. Peygamber Efendimiz böyle söyledi. Üç kıymetliden biri. Gidip ziyaret etmemizi, gidip orada namaz kılmamızı istiyor aleyhissalatü vesselam. Hangi üç kıymetli? Az önce söylediklerimizle beraber tekrar edelim. Kâbe'miz, Mescid-i Aksa'mız ve Medine'de Mescid-i Nebevi'miz. Peygamberlerin diyarı Mescid-i Aksa, peygamberlerin diyarı Kudüs, o yüzden çok kıymetli. Peygamberlerin sevgilisi Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti İsa, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya ve daha birçokları oradan geçtiler çocuklar. O yollarda yürüdüler. Orada insanlara Allah'ı anlatıp dine davet ettiler. İşte zaten bu yüzden tüm dünya için, tahrif edilmiş din sahipleri için de biricik ve kıymetli. Mescid-i Aksa, Kudüs, 125 bin peygamberin secde izi var orada. Nasıl mı? Miraç'la, Miraç'ta, daha doğrusu İsrail'e. Hani anlatmıştım ya size hüzün yılını. İşte o hüzün yılının ardından bir mucize gerçekleşti. Her karanlık gecenin sabahı olur demiştik ya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karanlık gecesinin sabahı da Miraç'tı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı aldı Allah-u Teala oradan. Çok uzun bir mesafeydi orası. Çok uzun, günlerce gidilecek bir yolu Burak adında özel bir varlıkla çok kısa bir zamanda aşmasını sağladı. Onu Mescid-i Haram'dan aldı ve Mescid-i Aksa'ya getirdi. İşte buna İsra diyoruz. Ve orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberlere imamlık etti. Allah-u Teala dileseydi Mescid-i Haram'dan, Kabe'nin oradan, Mekke'den de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı miraca alırdı. Ama hayır, oradan onu alıp Mescid-i Aksa'ya getirdi. Demek ki neymiş? Kudüs'ün kıymeti hep bilinsin istenilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün peygamberlere imamlık ettiği yer. Subhanallah. Düşünsenize çocuklar, tüm peygamber birlikte amin dediler. Secdeye gittiler. Böyle bir şehirden bahsediyoruz. Ardından Miraç yaşandı. Yani yükselme, Allah'ın katına davet edilme hadisesi. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselama Sidretül Münteha'ya kadar eşlik etti. Onunla beraberdi. Sonrasında hayır dedi, buradan öteye ben de gelemem. Buraya ancak ve ancak sen girebilirsin. Ve Efendimiz aleyhisselatü vesselam Hazreti Musa'yı hatırladı. Ona Tur Dağı'na geldiğinde ayakkabılarını, nalinlerini çıkartması söylenmişti. Ayakkabılarını çıkartmak için, nalinlerini çıkartmak için davrandı Efendimiz aleyhisselatü vesselam. Ama ona dendi ki çıkartma. Arş, yani sema, senin ayağının tozuyla şereflensin. Ve Efendimiz aleyhisselatü vesselam orada Allah-u Teala ile buluştu çocuklar. Bu buluşmada pek çok ikram verildi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Bunlardan en özeli neydi biliyor musunuz? Beş vakit namaz. Bizim ruhumuzun ihtiyacı olan beş vakit namaz. Allah-u Teala bize buyurur, der ki Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyiniz. Muhakkak Allah sabredenlerle beraberdir. Namaz bizim canımız, kanımız, suyumuz, gıdamız, şifamız. İşte kalbimizin şifası namaz. Kudüs durağından sonra ikram edildi. Kudüs tüm bunlar için çok kıymetli. Bu nedenle tarih boyunca herkes oraya sahip olmak istemiş. Bunun için mücadeleler verilmiş. Müslümanlar da aynı mücadeleyi vermiş. Kudüs'e barışın ve huzurun gelmesi için.
Size bununla alakalı çok sevdiğim bir hatırayı anlatacağım şimdi. Kudüs'e barış ve huzur nasıl gelmiş? Bakın benden dinleyin. Hazreti Ömer ve arkadaşları, sahabe Kudüs'ü fethetmişler. Kudüs'ü fethettiklerinde, daha doğrusu fethetmek için etrafındaki bütün şehirleri fethettiklerinde Kudüs'te yaşayanlar demişler ki biz bu şehrin anahtarlarını ancak ve ancak emin olursak ancak ve ancak sizin yöneticinize teslim ederiz. Aktarmışlar bunu Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer tamam demiş, ben gideceğim ve ben alacağım. Yanına yardımcısını da almış ve yola koyulmuş. Çok uzak orası, günlerce yol gitmeleri gerekmiş ve tek bir binekleri varmış. Hazreti Ömer ise nasıl biliriz biz onu? Adaletliler adaletlisi. Demiş ki yardımcısına, biraz sen, biraz ben sırayla bineceğiz. Bir Hazreti Ömer, bir yardımcısı, bir Hazreti Ömer, bir yardımcısı fetih edecekleri yere. Kudüs'e çok yaklaşmışlar ve kim varmış o esnada sırada bineğin üstünde? Yardımcısı. Yardımcısı demiş ki, ya Ömer ben ineyim, sen bin şimdi. Çünkü sen halifesin, sen anahtarı teslim alacaksın, izzetli şerefli görünmen lazım senin. Bineğin üstünde sen olmalısın. Ve Hazreti Ömer demiş ki, çocuklar, İslam bize izzet olarak, İslam bize şeref olarak yetmez mi? Allah ve Resulünün getirdikleri bize yetmez mi? Sıra sende, sen bineğin üstünde duracaksın. Bu halde girmişler Kudüs'e. Hemen Kudüs'teki insanlar anahtarı alıp yardımcıya götürmüşler bineğin üstünde onu görünce. Tabii ki de yerde, yolda yaya olarak gidene vermemişler. Yardımcısı demiş ki, ooo hayır Hazreti Ömer orada duran kişi. Ben yardımcısıyım, nasıl olur demişler, hiç olacak şey mi? Senin devenin üstünde, bineğin üstünde ne işin var? İşte o zaman anlamışlar Müslümanların farkını. O zaman ve sonrasında Hazreti Ömer bir amanname yayınlamış çocuklar. Yani burada güvendesiniz. Onlara bir güven sözü vermiş. Böylece huzurlu yıllar başlamış. Barış getirilmiş Kudüs topraklarına. Ta ki Haçlı seferlerine kadar. Burada anlatamayacağım kadar vahşi şeyler yaşanmış. İnsanlıktan uzak, kahredici vicdansızlıklarıyla Kudüs'ü ele geçirmişler. Ve Kudüs'ün en acı günleriymiş o günler. Yakıp yıkmışlar çocuklar. Müslümanlarsa kahrolmuş. Peki pes etmişler midir? Artık biliyorsunuz öyle değil mi? Müslümanlar asla pes etmez çocuklar. Herkesin gönlündeymiş Kudüs. Hem de küçükten büyüğe herkesin. Bir marangozum da çok mahir, çok maharetli bir marangozmuş. Ve günlerden bir gün dillere destan bir minber yapmış. O kadar güzelmiş, o kadar güzelmiş ki insanlar bakmaya kıyamıyormuş. Herkes bunu duymuş, etrafa haberleri yayılmış. Bizim camimize istiyoruz onu demişler. O minberi ne olursun bize sat. Ne kadar altın istiyorsan sana veririz. Hayır demiş. Ben bir zanaatkarım. Ben bir marangozum. Elimden en iyi bunu yapmak geliyor. Ve ben Mescid-i Aksa için bir şey yaptım. Ben Mescid-i Aksa için en güzel minberi yaptım. Bir baba yiğit de çıksın ki çıkacak biliyorum. Gelsin ki gelecek biliyorum. Bu minberi alıp Kudüs'e götürsün. Mescid-i Aksa'ya koysun. Koyacak elbette biliyorum demiş. Bu kulaktan kulağa yayılmış. Derler ki Kudüs'ün Fatih Selahaddin Eyyubi daha küçücük bir çocukken duymuş bu sözleri. Ve daha o zaman gönlüne düşmüş Kudüs'ü fethetmenin, kurtarmanın sevdası tohumları ekilmiş. Ve çocuklar elbette Kudüs'ü fethetmek nasip olmuş o şerefli kumandana. Gül sularıyla yıkamış Kudüs'ü. Gül suları dökmüş sokaklara, yeniden imar edilmiş, güzelleştirilmiş, yeniden huzur ve barış getirilmiş karış karış Kudüs'ün tüm sokaklarına. Yani canım çocuk, senin yaşlarında ya var ya yoktu Eyyubi. Ben daha çocuğum ki bu kadar büyük hayaller benim neyime dememiş. Demedi. Araştırdı, öğrendi, çalıştı, güçlendi, hayal etti, dua etti. Başarabilmek için yapılması gereken ne varsa onları yaptı ve hayallerine ulaştı. Şimdi sıra bizde. Dedelerimiz Osmanlı'nın mirası, peygamberlerin hatırası, Rabbimizin kıymetlisi Kudüs için çalışma sırası bizde. Ne demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Şayet oraya gidemez ve orada namaz kılamazsanız, oranın kandillerini, yani ışıkları gibi düşünebilirsiniz. Oranın kandillerini aydınlatacak yağ gönderin oraya. Yani
Orayı hiç bırakmayın. Orayı hiç unutmayın. Gönlünüzden hiç çıkartmayın. Orada İslam'ın nurunu, İslam'ın lambalarını, kandillerini, huzuru, barışı söndürmemek için kalbinizde ve aklınızda daima Kudüs'ün sevdasını yaşatın. Kalbimizde olursa aklımızda olur. Aklımızda olursa hayalimizde, duamızda olur. İşte o zaman yeni Nurettin Zengiler, yeni Eyyubiler yetişir ve Kudüs yine barışın ve huzurun yeri olur. Allah'ın izniyle. Şimdi sıra bizde, şimdi sıra sizde.